Sanat yaşamdır. Yaşamın bütün renkleri, bütün sesleri, bütün izleri, bütün dokusu sanat aşkına. Yaşamı fırçasıyla tuvale, kalemiyle sayfalara döken Kudret Sönmez'le sanatı konuşuyor, sanatı yaşıyoruz. Sanat üstadı konuklarıyla. Elbette sanat aşkına. Sanat aşkına. Bugün 9 Ekim 2018 günlerden Salı. Salı yani bir sanat aşkına programı zamanı. Aynı zamanda tabii dönüşümlü olarak iki haftada bir yine vazgeçmedik günümüzden ve saatimizden ve dönüşümünden vazgeçmedik. Bir sanat aşkına programına uzun bir aradan sonra, aslında uzun da sayılmaz yıl içerisine baktığımız zaman, dünmüş gibi geliyor. Sadece sakallarım biraz daha fazla uzamış. Evet. Hoş geldin. O kederdendir, yastandır. Kederden midir? Programdan ayrı kaldık. Sanattan ayrı kaldık. Olabilir. Ama sanattan hiç kopmadın. Doğal olarak senin hani işin ve severek elinden yaptığın. Elinden geldiğince takip etmeye çalıştım. Ama daha çok hürriyet yazıları için takip ettim. Tabii her zaman yaptığımız, ettiğimiz sistemler vardır. Yani yazın alanında sanatsal etkinlikler neden olmuyor? Olmadı değil mi? Bu yaz nasıl geçti? Yani sıfıra yakın geçti. Sıfıra yakın geçti. Ama ileride neler olur bilmiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Onu o kadar değiştik ki o konuyu. Artık izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de sıkılabilirler. Türkiye'de sanat vardı yazın. Türkiye'nin pek çok yöresinde, dünyanın pek çok yöresinde elbette ki sanat vardı. Sanatsal etkinlikler vardı. Evet, baktığımız zaman hani elimde mesela sergi programı var 75. yılın. Ya yani yazın da hani çok az olmak tabii kaydıyla etkinlikleri olmuş ama hani dediğim yazın gibi içerisinde yaz o Haziran'dan Eylül'e kadar. Haziran'da olmamış, doğru. Bir sayfayla geçiverdim Eylül'e. Haziran'dan Eylül'e kadar evet. Şey kalıyor, orası da kalıyor. 75. yıl sanat galerisi de diğerleri gibi sergilerden, etkinliklerden yoksun kalıyor. Biz diyelim. Yazı bitirdik diye düşünüyorduk ama bildiğiniz yine sıcak günler geçiriyoruz. Yani sıcak günler geçiriyoruz. Sanatsal anlamda da sıcak günler başladı. Başladı, evet. O kışı ısıtacaktır, kış mevsimini. Yani soğuk ne zaman gelir bilmiyorum onu da. Onu bekliyordum açıkçası. Soğuk ne zaman gelir bilmiyorum ama. İşte bu, ben de bu arada sevgili Radyo Başkent dinleyicilerine merhaba diyeyim. Evet. Merhaba demeyi unuttum onlara. Onları özledim. Özlemişsindir bu programdan dolayı ama zaten yaz dönemi içerisinde ara ara çaktırmadan senin telefonunu arayıp programı birkaç dahil ettik. Birkaç kez. Pazar programını olsun, Güne Merhaba programını olsun. Evet. Birkaç bazı programlarda ne oldu? Evet, yer aldı. İşte konuştuk sanata dair. Bilgilerimizi elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. İşte bu senede herhalde çok hareketli bir dönem olacak. Gene sergiler açılacak. Galerilerimiz hareket halinde. Yani galerilerimiz derken Adana'nın galerileri. Özellerde fazla bir şey göremedim ben. Özel galerilerden bir tanesi Rahime Hanım'ın galerisi var, Korart. Orada sanıyorum bir sergi açıldı, onun arkası gelmedi onun. Bir diğer özel galerimiz var bizim, Adana'nın yani. Vagabond. Oradan sergi sesi gelmedi. Bir etkinlik sesi duymadım ben. Fakat 75. yılda mesela bugün HS yöneticisi Şerife Hanım'ın, Şerife Ballı'nın resim sergisi var. Bu akşam açılacak galiba. 17-30-18 civarında falan
açılır sanıyorum ben. Evet, 9 Ekim bugün açılıyor dediğin gibi. Evet. 16 Ekim'e kadar devam edecek. Evet, ben de davetliyim ama ne yazık ki açılışa gidemeyeceğim. Açılıştan sonra çekim yapacağım. Bu senin, sende bir huy galiba değil mi? Açılışlara gitmemek de sonradan gitmek. Ama hani bu son çok mantıklı bir açıklaması vardı. Son yıllarda oldu bu. Hı-hı. Eskiden bir yaş tabii değişiyor artık. Ama bundan 18 sene önce, 15 sene önce aynı gece, aynı akşam 4 sergiye gittiğinde olurdu. Şimdi şu anda... O hengameden mi rahatsız oluyoruz mesela açılıştaki o mesela hani daha böyle sakin kafayla gezip eserleri gezmek, dolaşmak daha bir sanırım akşamları, tercih sebebi akşamlarım oluyor. Biraz kendime ayırmak daha iyi geliyor bana. Sanırım yaşla ilintili çünkü o bende de var artık. Bende de başta uzun bir süredir daha sakin. Hani inceleyeceksem daha sakin ortamlarda incelemek, daha sakin ortamlarda yaşamaya çalışmak falan. Çünkü evet, çok ses duyduk bu yaşa kadar. Çok fazla beynimiz yoruldu. Beynimize çok fazla şey depoladık ya da çıkardık. Evet. Biraz beynimizi biraz daha sakinleştirmeye ihtiyacımız var sanırım belli bir saatten sonra. Evet, öyle gerekiyor galiba. Yani vücudu ya kendi ritmine göre yormakta fayda var yani ya da gücü ölçüsünde değerlendirmek, metabolizmaya göre değerlendirmek hareketlerimizi. Yani metabolizmamız ne de olsa yavaşlıyor yaş ilerledikçe. Hücreler arası enerji alışverişi daha zayıf oluyor. Zayıf olunca da tabii bu tür aktivitelere... Ama bu olumsuz bir şey değil. Buna uyum sağlıyoruz sadece. Hani olumsuz, yani ben bundan şikayetçi değilim. Sen de bundan şikayetçi değilsin muhtemelen. Ya, şu da var ama bak. Yani geçenlerde vefat etti. Yaşı 90 falan vardı galiba. Adını hatırlayamayacağım şimdi. Bir hanımefendi. Bu Adana Ressamlar Derneği'nin kurucuları arasında galiba. O bütün sergi, hemen hemen bütün sergileri kaçırmamaya çalışırdı. Giderdi. Yani o yaşta bile. Benden daha aktifti. İşte 60'lı 70'li yaşlarda olup da sergileri kaçırmayan insanlar da var. Karakter meselesi değil mi? Yaşla ilintili değil o zaman. Orada bir sorumluluk taşımıyorlar. Şimdi o sergiye işte ben gittiğim zaman ama yani elimdeki mikrofona bakıyorlar. Yani yanımdaki kameramanı arıyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bütün sergilerde çekemiyoruz zaten. Değerlendiremiyoruz 8'li renk programında. Yani öyle bir durum da var. Bir de onu merak ediyorum. Şimdi sen tabii ara vermedin programlarına. 8. renk devam etti uzun bir süre. Sen çok ara verdin mi? Yani, pot kırmak istemiyorum ama. Bildiğim kadarıyla geçtiğimiz yıllar hiç ara vermiyordun. Yazın çekimlerim devam ediyordu. Devam ediyordu. Yani nasıl oluyordu? Mekanlara gidip çekiyordum. Yani sergi olmasa da yazın çalışan insanlar var. Üreten insanlar var. Evlerinde kalan insanlar var. Ya da ufak tefek kurslar olabiliyor. Onları çekiyordum yani. Devam ettiriyordum. Evet. Yani yaz mevsiminde Adana'da sanat var demeye çalışıyordum. Yani yazın. Ama her hafta bir konu, bir konuk muhtemelen oluyordu. Ben programların montaj adından biliyorum. Ve sıkıntı olmuyordu. Evet. Bilsem kabarık o konuda. Yani neye göre seçiyorsun mesela? Şimdi bir çekime neye göre gidiyorsun? Bir sanat sergisine. Sergiye mi yoksa şey mi? Yani, çekim diyelim. Sergi çünkü çok dar kalır. Dar kalır. Çekime. Birincisi o üreten kişinin tanınmaya ihtiyacı var. Televizyona çıkmayı sevebiliyor. Kendini anlatmayı, ifade etmeyi istiyor. Eserleri görünsün istiyor. Ya da eserler demeyelim de ürettikleri görünsün, çalışmaları görünsün istiyor. Fikirlerini söylemek istiyor. Bu tür insanlara mikrofonu ve kamerayı uzatıyoruz yani açıyoruz. Kapılara, ekranlara açıyoruz. Sevinsinler diye. Öncelikle mutlu olsunlar, motive olsunlar. İyi şeylerle uğraşsınlar diye ilk amacımız. Yani burada işte sadece çok büyük sanatsal faaliyetler gösteren ünlü kişileri biz seçmiyoruz. Ya daha doğrusu ben seçmiyorum. O bana bırakılmış bir şey, seçimler. Bazen ricalar oluyor işte yani arkadaşlarımızdan ya da televizyon yöneticilerinden. İşte şuraya da gidebilir miyiz falan diye. Tabii onları da kırmıyoruz. Gidiyoruz, onlara da gidiyoruz.
neye göre seçiyoruz? İşte dediğim gibi en amatörden, hı hı, yani yeni başlamış kişiden en profesyonel kişiye kadar. Yani vasat resimler üreten insanlardan çok, hı hı, başarılı ürünler ortaya koyan insanlara kadar, hı hı, sanatçı sıfatını kullanmıyorum dikkat edersen, burada, hı hı, dikkat ediyorum. Ressam diyelim biz. Ressam ya da ressam, hı hı, adaylarına kadar. Ya da heykeltıraş da olabilir. Hı hı. Onlar da. Ya da biraz alanımızı genişletiyoruz bazen. Afiş biriktirme, sinemaya dair mesela afişleri biriktirmiş adam. Ya da Adana'nın eski fotoğraflar grubu konuk, hı hı, olmuştu sanat aşkına. Onların da 64-65 bin üyesi var. Onları da konuk ediyoruz. Onlar da gelişiyor. Burada sanat nerede diyeceksin? Fotoğraf. Hı hı. Sanatsal değer taşımıyorlar belki fotoğraf. Ama o fotoğrafın içerisinde kültür var. Mimari var. Evet. Sanat muhakkak mimari, vardır. Mimari sanat zaten. Hı hı. Evet. Yani adamın oturduğu sandalyenin dizaynı bile, hı hı, daha önce yapılmamış. Yani şeyse, hı hı, o da bir sanat değilse bir zanaat ürünüdür. Hı hı. Evet. Yani öylesi durumlar da var. Doğru. Yani bazen geri şey yapıyorum. Yani sinemaya falan da bulaşıyorum. Onu diyeceğim. Sinemaya da bulaşıyorsun. Bir ara seninle tam giremesek de çok özür. Rica ederim. Hangi konuğumuzdu? Konuklar çok olunca konuklar kafam da karışabiliyor, unutabiliyorum. Bir konuğumuzla seninle güzel sinemada konuştuk aslında. Katılıyor musun? Sinemayı konuştuk. Ama yani yazdık şey size, Sabri Bey'le Adana'nın eski fotoğrafları grubu yöneticisi tamam, Sabri Bey'le değinir gibi oldu. Adana'nın eski sinemalarını konuştuk. Evet, aslında şöyle etraflıca konuşacağımız bir program da yapabiliriz bu. Yine bir aklımızın kenarında olsun. Yani genellikle yazlık sinemalara çok değiniyoruz çünkü, hı-hı, Adana'da hiç yazlık sinema kalmadı biliyor musun? Hı-hı. Yani yok şey de kalmadı. Aktivitesinden vazgeçtik. Hı-hı. Yani müze haline, bir tanesi müze haline getirilebilirdi. Hani, hı-hı, yeni nesle göstermek için. Yeni nesil bilmiyor. Bilmiyor. Çok net bilmiyor. Fotoğraflar çok az çekilmiş. Hı hı. Adana'nın eski yazlık sinemaları. Hı hı. Ya ben çok, yani ben isterdim ki bir yazlık, yani dibinde büyüdüğüm amcamın sineması, renk sinemasının orada bir fotoğrafım olsun, arkada renk sinemasının bir, hı hı, görüntüsü olsun falan. Çok isterdim. İnsanlar genellikle böyle yazlık sinemaları da fazla, o zamanlar tabii şimdiki imkan da yok. Hı hı. Ama yazlık sinemalar, fotoğraf arşivimiz bizim çok zayıf. Adana'nın çok, hı hı, zayıf. İşte çıkarsa ortaya o yastık altından, bohçalardan, torbalardan, çantalardan, hı hı, dolaplardan paylaşacaklar, paylaşırız. Paylaşımına yardımcı oluruz. Evet. Adana'nın yazlık sinemaları ihmal edilmiştir. Çoğu düğün salonu, tamirci, hı hı, yerine apartman dikilmiştir ya da. Belediyenin bir sanırım bir öyle bir o, binası var gibi ama hani atıl durumda mı? Yıllar önce açılmıştı. Yani o yerine... Bir heyecanla açıldı ve sonra sanırım artık, evet, işlevsel. Heyecanla açıldı. Tahta sandalyeler dizildi. Açılışa ben de gittim. Hı-hı. Pek çok ünlü yıldız da, ya yıldız diyeyim ben. Hatta Gazoz ve Çiğdem de dağıtıldı. Dağıtıldı. Evet. Hı-hı. Sen orada mıydın? Ben yok haberini okudum. Ben oradaydım. Bizzat, hı-hı, oradaydım. İşte güzel oldu o açılış. Fakat, hı hı, biraz sapı bir yerde yani. Bir de orijinal değil. Yani sonradan, hı hı, oturtulmuş oraya. Hı. Biraz da yapay duruyordu. Hı hı. Bunun için çok uygun yerler var mı peki Adana'da? Şimdi önemli olan şu, benim demek istediğim. Yani eskiden Adana'da, hı hı, 200 civarında yazlık sinema vardı. Hı hı. Artık hiç yok şu an. Şimdi sıfır. Hı hı. Yani... Bunlardan bir ya da ikisi... Tahrip edilmemiş binaları var mı? Binası olan. Düğün salonuna dönüşmüş. Ha, şeye, hı, dönüşmüş. Yani tekrar kurtarılabilecek nitelikte birkaç yer var. Hı hı. Onarılır. Hı hı. Yani onun mimarisini... Amaç da olmalı. Yani yeni sıfırdan yapmak değil. Yani o havayı teneffüs etmek için hani sıfırdan yerine restore edilebilme ihtimali olanların üzerinde yoğunlaşılması gerekir. Evet. Yani... Hı hı. Mimar şeyi o asıl, hı hı, mimarisi üzerine. Tabii ona sadık şey kalın. Evet. Yani ne olur tuğlalar yeni olur. Pirket dediğimiz o malzemeler yeni, hı hı, olabilir.
Ama her şey aslına sadık olarak tekrar eski yapılar da öyle biliyorsun. Tabii. Kaleler de öyle. Ama pek biz onu beceremiyoruz. Hani aslına uygun restore etmeye çalışırken birden böyle ucubeler ortaya çıkabiliyor. İşte kaleyi restore edecekken, etmeye çalışırken SpongeBob karakterine benzemesi falan vesaire. Yani çok o konuda başarılı değiliz ama ya o özendirilebilirdi. Şimdi yıllar önce Adana Film Festivali değil de Altın Koza Film Festivali döneminde sanırım öyle bir tema oldu. Yazlık sinema teması işlendi sanki. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Hatta afişinde de bir sandalye yazlık sinema sandalyesi vardı. Kullanıldı evet. O herhalde o sinema Altın Koza etkinlikleri kapsamı Altın içerisinde. Altın Koza'ydı evet evet. Çünkü ünlü eski yazlık sinema dönemi yıldızlar da orada vardı mesela gelmişlerdi. Kim vardı? Selda Alkor vardı mesela. Tabii. Eski oyunculardan Yusuf Sezgin, Süleyman Turan vardı. Yılmaz Köksal o zaman yaşıyordu galiba. O da vardı. Öyle sanıyorum. Yönetmenlerden Şerif Gören vardı geldi. Orada Bereketli Topraklar Üzerinde adlı film. Orhan Kemal'in bak, o filmi çok güzel akıl edilmiş bir şeydi o. Gerçekten çok güzeldi. Hani onun devamı gelmeliydi. Ya da her yıl bu festival kapsamında böyle de bir etkinlik olmalıydı. Ya başlatmak önemli ama yaşatmak daha İşte önemli. Yaşatamadılar. O sene böyle bir heyecan oldu. Aha ne güzel bir nostalji ya da çocuklar için böyle bir fantazi gibi şey. Aha ne gazoz var, sandalye falan ama ilgisini çekmemiş olsa gerek ki bir devamı da gelmedi. İyi bir tanıtımı yapılmadı bunun da. Açıkçası böyle bir şeyi çok isterdim. Yani bilmiyorum. Gerçekten yaşatılmasını ben de isterdim. Yani bir yönetim gittiği zaman yeni bir yönetim geliyor. O yönetim de ona sahip çıkmadı yani. Bir önceki de sahip çıkmadı. Sahip yani, çıkıldığı evet. gibi. Sahip çıkmakta fayda var. Yani şimdi koskoca bir merkez parkımız var bizim. Eskiden portakal bahçesiydi orası. Gazinolar falan vardı. Sonradan işte onlar temizlendi. Bir isim vermeyelim buralarda hiç. Bir belediye başkanı tarafından orası çok büyük bir parka dönüştürüldü. Yakın zamanda mı oldu bu? Kaç yıldır? Yıllardır merkez. Yani bir 20 yılı var sanırım benim. Merkez var var. Tamam. Evet. Cahilliğime. Hatta orada ben iki defa sergide çatır sergisi de açtım ben oralar daha yapılırken. Yok cahillikle ilgisi yok. Şimdi bu Merkez Park işte başka bir belediye başkanı tarafından yapıldı diye sonradan gelenler tarafından yıkılmadı ki. Yıkılıp atılamaz ki bir köşeye. Değil mi? Onu silip atamazsın. Ha ne yaparsın? Taş üstüne taş koyarsın. Bir yenilik getirirsin oraya. İşte orası gibi sinema da benim için değerlidir. Yazlık sinema. O yazlık sinema biraz daha geliştirilebilirdi. Daha bakımlı hale gelebilirdi. Fakat şimdi şu anda pasif bir durumda. Bu sene ben hiçbir etkinlik duymadım. Birkaç bir de evet o kadar müsait ki bütün etkinlikler için. Çok müsait bir alan. Yani rüzgarsa rüzgar esiyor da hani sıcak da değil boğmuyor da insanı. Ağaçlar, kuşlar, çimenlik ve ucu açık. Böyle her türlü etkinliğin düzenlenebileceği buna da çok uygun bir yer aslında. Hani ama yani orada cumartesi pazarları mahalle gidip mangal yapıp böyle çekirdek çitledip orayı leş hale getirmekten başka bir etkinliğimiz yok maalesef orada. Şimdi yazlık sinema deyince bu sefer buna yöneldik. O da benim yaramdır zaten içimde. En çok yazlık sinema nerede vardı? Yani 200 sinemanın içerisinde. Nerede vardı? Sularda vardı. Sular yolunda. Oradaki sinemalardan biri hiç olmazsa. Hem de merkezde. Düğün salonu, şimdiki düğün salonu yerden mi bahsediyorsun? Yoksa oraya düğün salonları, lokantalar ve apartmanlar vesaire binalar inşa edildi. Oradan bir de yol geçiyor şimdi. İşte o şekilde o sinemalardan birisi hem de yani herkesin görebileceği yerde. Rahatlıkla ulaşım sorunu da yok. Herkesin görebileceği bir yerdeydi. Bakımı da yapılabilirdi rahatlıkla. Her sene bir bakım görürdü. Eski sinemalarda, yazlık sinemalarda olduğu gibi işte kış geldiği zaman koltuklar, sandalyeler bir kenara toplanır, üzerleri örtülür, korunur.
İşte yaz geldiği zaman tekrar üzerleri açılır koltukların. Yani sinema içerisinde saklanırdı koltuklar. Korunurdu. Tekrar yaz geldiğinde o koltuklar yerine konur. Boyanır. O dönem boyunca hiç kullanılmaz. Herhangi bir amaca da hizmet etmez değil mi o? Kışın. Kışın. Kışın kışlık halini göstereceksin. Yazında yazlık halini. Yani. İyi olurdu bence. Zaten makineler falan da koruma altına alınıyor. O da gerçi bir koruma olabilirdi. Sinema perdesinden çok yazlık sinemalar taş duvarlardan oluşur. Badanalı. Beyaza boyanmış. Kenarları siyaha boyanmış. Bir şey vardır karşımızda. Perde. Ya beyaz perde vardır. Taştan yapılmış beyaz taştan perde. Beyaz perde. Oraya da bir badana çekilir. Eski şeye göre. Ya da yağlı boya. Beyaz yine. Rahatlıkla değerlendirilebilirdi. İşte filmler gösterilebilirdi. Sinemanın dış duvarlarını kapının yanlarına kaldırım üzerine işte insanların gelip geçtiği yer. Kartele dediğimiz yani afişler eskisi gibi raptiyeyle zımbalı şey yapılabilirdi. Yerleştirilebilirdi ya. Ya da yapıştırılabilirdi. İşte yani işte bu akşam gelecek program pek yakında 3 tane kartele olurdu genelde. Yaşattın bak o günleri evet. Yaşamasam da yaşattın bana şimdi. Evet. O olabilirdi. Bizim çocukluğumuz da kısa pantolonluyla oradan geçerdi. Size geçer. Çocukluğumuz da oradan geçerdi diyorsun. Evet. Evet. Yani şimdi henüz daha yeni üzerinden vakit bile geçmedi bu. Adana Film Festivali. Bir de uluslararası oldu artık. Yani eskiden de öyleydi de şimdi Altın Koza'ya atınca tam uluslararası olduk. Olmuşuz. Evet, evet. Keşke hani sinema Adana sinemasına sahip çıkıyor diye bir söz sarf etmişti sanırım Hüseyin Sözlü. İşte ama sabun köpüğü gibi. Şimdi bu benim yorumum. Sabun köpüğü kalıyor. Neden? Festival bittikten sonra sinema sesi çıkmıyor ağızlardan. O festival haftasında sanırsınız ki o festival haftasında o haberleri izlediğiniz zaman vay Adana sanat kenti olmuş ya. Hani yılın tüm zamanı, bütün yılın bütün aylarında bir yerlerde bir etkinlik var. Çünkü Adana sanat kenti, Adana film kenti falan. Konuşmalardan onu anlıyorum. Yapılan işte basın açıklamalarından falan. O hafta geçiyor, bıçak gibi kesiliyor her şey. Evet. Sinemaya dair. Ya senin elinin altında bir tane şey var. Yazlık sinema var. Ve istediğin yerde yazlık sinema açma yetkin var. Bir de bu Adana'nın kültüründe var zaten böyle bir şey. Hani başka bir ilin kültüründe var mıdır yok mudur bilmiyorum ama Adana'nın kültüründe yazlık sinemalar var. Bunu biliyoruz. Hani yap bunu yaşat al sana işte o zaman hani Adana sinema kenti oldu. Olur. Ya da film festivalinde gösterdiğin o filmleri bir hafta gibi kısacık bir sürede 3 tane sinemaya tıkıştırırsan izlemek isteyenlere hani fırsat vermemiş olursun. Yay onu bir yıla ya da 6 aya bir şeye yay. Hani o hafta sinema haftası olduğunda dünyanın baktığın zaman sinema kenti oluyoruz. O hafta işte sağlık etkinliği olduğunda yapılan konuşmalarda sanıyorsunuz ki Adana sağlık kenti falan. Hani yine bu benim yorumlarım olmak üzere. Doğru yorumlar. Çok fazla. Katılıyorum. Yani o hafta neyin haftasıysa Adana o hafta en iyisi. Ama işte sonra geçiyor sabun köpüğü gibi. Bizim bunları tırnak içerisinde yemememiz gerekiyor. Yani bununla ilgili ya baskı mı yapacaksın ya da dile mi getireceksin? Sosyal ortamlardan, mecralardan herkes görebiliyor, okuyabiliyor. Bu mecralardan hani evet. İletmen lazım. Bir süre sonra bu şeye benziyor. Şimdi eskiden şikayet edemezdik. Yani bir ürün ayıplı olduğunda şikayet ettiğimizde dönüş alınmazdı. Çünkü bunu sadece biz bilirdik, ben bilirdim atıyorum bir de. Eline ulaşan firma görevlisi bilirdi. Dolayısıyla bu onun için caydırıcı olmadığı için umursamazlardı. Ama şimdi bir şikayetimi ben ilk önce özel mesajla iletiyorum. Her zaman gibi umursamazlık ama ben bir sosyal medya aracı olarak iyi bir şekilde kullanan birisi olarak ben bunu paylaştığım zaman onlarca kişi okuyabildiğini fark ettikleri anda o çözüm bulabiliyor. Bu da onun gibi bir şey olabilir aslında. Hani evet. Sıkıntımız var bu konuda. İnsanların özellikle yetkililerin yani o hafta gazımızı almak için o hafta özel konuşmaların yapmasının altında
Hani o cümleleri alıp yorum olarak hani bunu iletmek suretiyle şikayetimizi bence yapabilir. Belki de benzer bir durumda hani istediğimiz amaca ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Çok uzun bir cümle oldu. Evet. Bu uzun cümlenin doğru. Sonrasında bir ara bence söylemek istediğim şey var mı yoksa aradan sonra mı? Sonra söyleyeyim. Sonra konuşalım. Bu arada hemen hatırlatma yapalım. Bu programın neden bir konu yok? Tabii sen konuk değilsin. Konu yok diyenler olabilir. Bugün bir açılış yapalım istedik. Bir sohbet edelim. Bir yalnız dertleşelim. Sohbetimiz olur. Daha sonra konuklar zaten dolduracak. Fırsat bulamayız konuşmaya. Kurdeleyi ikimiz keselim. Aynen öyle. Kesinlikle. Açılışta ve kapanışta yalnızız. O yüzden böyle bir açılış yapmak istedik. O yüzden konumuz yok ama 15 gün sonra elbette bir konumuz olacak. Diyelim ve bir şarkı dinleyelim. Sanat aşkına devam ediyor. Bir alışkanlık kulaklığımı takıyorum sonra çıkartıyorum. Bu bendeki bir meslek hastalığı olsa gerek. Ama işte kulaklığa ihtiyacımız yok. Şu an sohbet ediyoruz. Sohbet havamızdayız karşılıklı. Evet. Konuk da yok. Konuk da istemedik bu programda. Vakit ayıramıyoruz birbirimize çünkü. Hani sonuçta geyik de yapmıyoruz. Sanattan bahsediyoruz ama. Evet. Arada bir de gerekiyor. Yani geyik muhabbeti. Bu işin geyik boyutu da var. Yani evet. Arada bir de böyle yani bir sergi açılışına giden insanlar sadece sanat konuşmuyor. Resim üzerine konuşmuyor. Geyik de yapıyorlar. Ne dedikodular dönüyordur. Sanatsal dedikodu olur mu? Olur tabii. Olmaz mı? Ya neden olmasın? Yani şu çok kötüdür. Eğer bir insana çamur atıyorsan bu kötü. Yani dedikodu yani gülümsetir öyle diyelim yani birinin hakkında konuşuyorsun işte ama işin içine yalan katıyorsan o zaman iş çamura dönüşüyor. Tabii şimdi bu kadar yıldır sanatın içerisindesin mutlaka bu camiada hani çamur sana nasıl atılır bilmiyorum ama hani atılmıştır muhtemelen. Bana bir arkadaşım dedi ki şimdi genelde insanlar yüzüme gülerler. Şey yaparlar. Sağ olsunlar onlara dostlarım benim sanat dostları. Hatta çok tanıttığım kişiler bile programıma konu daha hakkında yazı yazdığım kişiler den bile güya arkamdan konuşanlar varmış. Herkes değil. Yani bazıları da diyor ki herkes sizi seviyor. İşte bir tanesi çıktı ismini vermeyeceğim onu bu camianın içerisinde. Ya Kudret biraz da abarttı tabii. Abarttı. Abarttığını da biliyorum. Ya Kudret Bey sizin arkanızdan çok konuşuyorlar. Çok konuşuyorlar. İşte ben ama bir tek ben sizi seviyorum falan. Şey. Bak o dedikodunun kaynağı o kişi o zaman. Bu çamur. Ben de şu cevabı verdim. Hani o da bilindik bir laftır. Yani benim şey yaptım. Benim arkamdan konuşuyorlarsa ben onlardan çok ilerideyim demektir. Aa güzel söz. Yani bunu Facebook'a yazmam lazım. Benim sözüm değil yani. Bu tamam daha önce kullanılmış bir ama söz. Ama çok uygun bir söz. Evet. Yani, başarısız insanın arkasından niye konuşsunlar ki? Evet. Yani. Ama çekememezlik olduğu zaman tabii ki elbette. Hani sanatında bir şey yapamıyorsan ağzında bir şey yapacaksın. Laf yapacaksın, laf üreteceksin. Makul. Ama daha çok konuşmaya devam edecekler. Yani çelme takanlar da oldu. Yani çelme takmaya kalkışanlar da oldu. Fakat 18 yıl devam etti mesela bu şey. Bilmem kaç yıldır da işte 35 yıla yaklaştı. Resim yapıyorum ben. 18 yıl oldu dedin değil mi? 8 renk. Tamam 8 renk 18 yıl mı oldu? Evet. 8-18. 8 renk 18 yıl. Evet. Şimdi başka bir platformda Çukurova Türk'te programlarına başladın. Bu başladım. İkinci programı yok. 4 program. 4 program. Yarın 5. çekeceğiz. İçerikte bir değişiklik yok. Yine aynı şekilde. İçerik işte şey Murat Berun'u tanırsın. Arkadaşımız beraber de çalışmıştık. Kanal A'da. O yönetiyor. Biraz daha zengin olursa yani bir iki etkinlik birden olursa bir programın içerisinde daha iyi olur abi diyor ama ben sana karışmam diyor. Çok da şey kibarca söylüyor bunu. Biraz daha yani şey tutmaya çalışıyoruz. Mesela bir program içerisine iki etkinlik sığdırmak gibi. Daha önce de yapıyorduk bunu. Eskiden yapıyorduk. Gençken yapıyorduk. Seni yormuyor mu? Yok. Yani yani haftada iki çekim anlamına mı geliyor bu dolayısıyla? İki yere gidiyoruz. Mesela bu bir gün içerisinde de olabilir. Anladım. Aynı gün içerisinde de olabilir ama ben aynı güne sığdırmaya çalışıyorum. Bir solukta bitsin istiyorum.
O şekilde. Ama bazı şeyler, atölyeler mesela sergi açtılar. Asamblaj sergisi açtı arkadaşlarımız. İşte 8-10 hanım bir atölyede çalışıyordu. O program tek solukta bitti. Çünkü şeydi, yani konuşmacılarımız vardı. Pek çok konuşmacımız vardı. Onun için yeterli geldi. Ama renkli bir program oldu. Onun dışında programları genellikle iki bölüme ayırmaya çalışıyoruz. Yani bundan sonraki program da ikiye bölünecek. Yani daha doğrusu iki bölüm halinde gerçekleşecek. İşte o arkadaşlarımız çekimini yaptığımız, o bahsettiğim tek programa sığdırdığımız kişilerin sergisi vardı. Nerede vardı? AÇS Sanat Galerisi'ndeydi. Ne sergisiydi? Hadi alıştık böyle. Hangisinin bir sergiden evet. Bahsedelim. Herhalde bugün de sona ermiştir o sergi. Nurten Turan Yüksel Sanat Tasarım Atölyesi'nde yapılan çalışmalar AÇS'de sergilenmeye başladı. 2 Ekim'de başladı. Biz çekimi 3 Ekim'de yaptık. İkinci defa bir çekim yaptık. Kısa bir çekim yaptık orada. Atölyelerinde de çekmiştik. Orada da çünkü şeylerini, çalışmalarını göstermiyorlardı Adana'ya dair çalışmalarını. Herkes gelsin sergide görsün diyorlardı. İşte 8 Hanım'ın çalışması, Nurten Turan Yüksel'in atölyesinde çalışan 8 Hanım'ın Adana temalı çalışmaları vardı. Aynı programda Adana'nın eski fotoğrafları grubu da vardı. Önce onlarla röportaj yaptık. Sonra madem bu Adana temalı dedik, yani biz Adana konusuna girdik. Hadi gidelim o sergiyi de çekelim. Bir programa iki etkinlik girsin. Hem de birbirini takip eden, birbirini tamamlayan. Birisi fotoğraf, birisi de aslında sadık kalınarak asamblaj tekniğiyle. Yani asamblaj ne denecek şimdi? Evet. Diyenler olabilir, bilenler olabilir. Evet. Bu atık malzemeler var. Genellikle atık ya da hazır malzemeler var. Kumaş gibi, şey gibi. Bunlar yani atılı olabilir, şey olabilir. Önemli değil o. Onları değerlendiriyorsun. Kırparak, keserek, birbirine ekleyerek. Biraz da derinlikli oluyor. Üç boyutlu. Yani üç boyutlu. Rölyef, rölyefle resim arası bir şey oluyor. Rölyef de zaten çıkıntı demektir. Tamam. Kabartı demektir. Onun ikisi arası bir şey oluyor. Çok hoş çalışmalar çıkarmışlardı arkadaşlarımız. O sergiyi çektik. Yani ikinci bir bölüm olarak çektik. Bu haftada Şerife Hanım sergisini biraz önce bahsetmiştik. Yarın onu programın bir kısmında onu çekeceğiz. O da retrospektif bir sergi hazırlamış. Evet. O uzun yıllardır sanırım, değil mi, buna hizmet ediyor? O galeride evet. Sanıyorum kurulduğundan bu yana. Orada görev yapıyor Şerif Hanım. Bütün şeyi, AÇS'yi bilen bir insan. Fakat resim sayısı fazla olduğu için 75. yıl sanat galerisini tercih etti. Bugün orada yazıyor mu bilmiyorum. 18.30'da galiba açılacak. Evet, açılış yazmıyor. Ben de açılışta bulunamayacağım. Fakat açılıştan sonra gideceğim. Baktığım zaman bir şey gözüme takıldı. Sen yine notlarını... Evet. Göz atarsın. Evet. Sormak istediğim bir şey var. Nevzat Hız kişisel resim sergisi açmış 11-17 Eylül'de. Nevzat Hız konuğumuz olmuştu geçtiğimiz dönem fotoğraf içerisinde. Fotoğraf sergisi. Evet, onu soracağım. Kişisel resim sergisi diyor fakat baktığım zaman fotoğraflar var sadece. Burada sanırım yanlış yazılmış o zaman, değil mi? Bazen yanlış yapılabilir. Kişisel fotoğraf sergisi olmalı. Kişisel fotoğraf sergisi yani resim olmalı. Sergisi. O olabiliyor. Yani resimde yani, çizdi mi acaba diyecektim. Öyle bir şey alışkan, öyle bir yeteneği yok bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani şimdi Photoshop'la da onu resime dönüştürebilirsin. Ha, o zaman ne oldu peki? Ama değil, yok. Sanmıyorum, bakayım. Ben onun haberini yapmıştım. Hemen senin elinde gibi. Bunlar tamamen fotoğraf. Evet. Photoshop tekniğiyle kişisel, resme dönüşmemiş. Kişisel resim sergisi demişler. Yok, değil bunlar. O sergide bulunmadın ama, değil mi? Valla o sergiye ben gitmedim. Başka bir yerde gerçekleştirdik galiba. Burada yer alıyordu ama Nevzat Hız'ın sergisi iptal edildi galiba. Ben kendisine sorarım. Yoksa çünkü giderdin bildiğim kadarıyla. Yalnız bu arada bu iptal edilen
Ramazan Hoca'nın da sergisi iptal edildi. Kendisi iptal etti. Kendisi. İşleri yoğun olduğu için Ramazan Yıldırım sergisini bu sene iptal etti. Çünkü çok yani üst düzeyde bir konsantrasyon sanırım gerekiyor bu sergi hazırlanabilmek için sanırım. Evet. Yani ve yoğun çalışmak gerekiyor. Sadece resim üretmekle de kalmıyor. Ya da heykel üretmekle de kalmıyorsun. Bunun koşturmacası var, organizasyonu var, şu su var, bu su var. Oldukça emek isteyen bir durum. Senin böyle bir hazırlığın var mı bu arada? Hani kafanda en azından tabii şu an tasarladığın bir resim sergisi, bir planın var yani mı? Yani bir yerden başlamam gerekiyor. Başlayamadım bir türlü. Neden bu sene böyle geçiyor bilmiyorum. Böyle bir heves kırıklığı var gibi bende. Yani hevesim kırıldı diyebilirim. Ama çok çok coşkulu sergiler açtım. İşte o şey konsantrasyonu ben de sağlamalıyım. Sağlamam gerekiyor. Kendimi vermeliyim. Ki kendimi verirken de diğer işlerimi de aksatmamalıyım. Yani televizyon çekimleri, işte 15 günde bir olsa da radyo program, radyo başkentteki program, Hürriyet'teki haftalık yazılarım. Onlar da şey yapmam gerekiyor. Resmi yaparken onları da takip etmem gerekiyor. Evet, onları da ihmal etmemen gerekiyor. Evet. Şimdi son bir araya gidelim. Aradan sonra yine konuşacaklarımız var. Evet. Seni onore eden insanlar da var bu hayatta. Ondan bahsetmiştin. Ondan bahsedelim istersen biraz daha. Bu Bilindino Parkı ile ilgili bir proje. Onu böyle kısaca evet. Kısaca da ona değinelim çünkü çok hoş olmuş. Güzel bir jest. İyi bir jestin kötüsü olmaz ama hani seni de aynı zamanda mutlu edecek demeyelim de hoşuna gidebilecek bir şey. Orada kendini görmek güzel olur. İnsanları fazla da merakta bırakmayalım ama bir şarkı dinleyelim ondan sonra da bahsedelim. Sanat Aşkına programın son bölümündeyiz. Yeni sezonun ilk programının son bölümündeyiz. Bugün dediğimiz gibi konuk almak istemedik. Bugün birbirimizi konuk edelim istedik. Arada bir bunu yapıyoruz. Böyle bazen ya konuklar böyle tabiri caizse hani yan çizdiğinde ama makul gerekçeler sunduğunda. Yoksa bir daha konuk etmeyiz zaten öyle insanları da. Hani öyle durumlarda ya da hani açılışlarda kapanışlarda böyle güzel oluyor. Evet. Seninle iki şeyi aradan çıkartıyorum. Seninle sohbet etmiş oluyorum. Sadece bazı isimler isim olarak konuk oluyor. Hiç şeyde yani isim olarak onlara yaptıklarını, ettiklerini anlatıyoruz. O da güzel. Yani gene şey ikimizin arasında kalmıyor program. İşte şöyle oldu, böyle oldu filan. Birileri işte bir şeyler yaptı, üretti, ortaya koydu. Gidin takip edin. İsmini de veriyoruz. Tabii. İşte o şekilde. Programın da bu arada hem tekrarı var hem de senin sayfanda da paylaşacağım. Tekrarını YouTube linkini atıp oradan istedikleri zaman dinleyebilirler, izleyebilirler. Evet. Geç de olsa 8. renk programında da böyle bir uygulama olmaya başladı sanırım değil mi? Facebook'tan mı paylaşıyorsunuz? Ne daha önceki televizyonumda yoktu. Facebook'ta benim programlarım paylaşılmıyordu. Burada paylaşılıyor. Burada paylaşılıyor evet. Sen de sayfanda paylaşıyorsun. Çok geç kalınmış. Hani teknoloji bu kadar geriden senlik bir durum yok. Bununla sen ilgilenmek zorunda değilsin ama kanal sahipliği biz bunu çok önceden başlattık. Bu uygulamayı benden önce de vardı. Yani kısmi de olsa vardı. Evet. Teknolojiyi bu anlamda kullanmak gerekiyor. O programı o saatinde dinlemek zorunda kaçırabiliriz. İzlemek istemediğimiz bir platform olabilir aslında orası. O yüzden hani bu programın kayıtlarının atılması çok güzel. Geçmişe yönelik kayıtları elinde mevcut mu peki? Programlarım mı? Evet. Yani YouTube'a ne yüklediysem o var. Çünkü eskiden kasetler VHS'ydi biliyorsun. Koca kasetler. Koca koca kasetlerden var mı evinde? Program kasetleri. Çoğunu çöpe attım. Çöpe mi attın? Yani kalmadı. Hatta CD'ler bile bir şekilde nedense bozuluveriyor. YouTube en iyisi YouTube'da işte bazı programlarım var. Bazılar kendileri kaydını alıyorlar. İşte konuklar. İlk programın kaydı yok ama değil mi sende? İlk programın vardı ama yok. Vardı şimdi, yok. Yok. Ah o hatırlarım. Şey onu aramıyorum da. Çok da şey yapmıyorum. Yani sadece notlarını tuttum onların ama şimdi notlarını tutmayı da bıraktım artık. Şey yapmıyorum. Yani şu gün şu saatte şu konuklarla şu program 8. renk yayınlanmıştır. 18 yıl geçince böyle oluyor demek ki. Evet.
Ama sonunda ondan da yoruluyorsun, bıkıyorsun. Ya bu yaşlılık belirtisi mi bilmiyorum. Yok, bu 18 yılın belirtisi. 18 yıl bir program, ben tarihte hatırlamıyorum. Bir yalan rüzgarıdır, bir de sendir. Senin programındır yani. Aralıksız yayın hayatına devam eden. Evet. Uzun soluklu, ben başka program hatırlamıyorum. Böyle çok zorunlu birkaç aylık aralar dışında hiç ara vermedik yani, şey yapmadık. İşte bazen zorunlu durumlar oldu. Ya da yeniden yapılanmaya gittik. İşte başka bir televizyona geçtiğimiz, işte ön hazırlıklar falan, sen de biliyorsun. Evet, evet. Sen de bir ara bulunmuştun. Birkaç ay geçmesi gerekiyor. Böyle bir şey olmuştu. Ben program hazırlanırken işte bir televizyondan bir televizyona geçtiğimizde, evet, sen de o zaman montaj, seslendirme, haber okuma hepsini yapıyordun. Hepsi bir aradaydı, evet, hatırlıyorum. Yapıyordun. İşte o zaman mesela bir süre ara vermiştik herhalde. Bir iki ay bir şey hazırlık dönemi oldu. Çok fazla oldu. Da olmuyor. Yani onun dışında şey yapmadım. Peki olmadı. İşte başka nedenlerle, giremeyeceğim nedenlerle işte 3 ay ara verildiği oldu falan. İşte onlar da şey değil. Bazen tekrarlarla idare ettik. Tekrarlar da oluyor tabii programların. O şekilde devam ediyor. 18 yıl, evet, iyi bir şey. Yani bir ömür, 18 yaşında insanlar rüştünü ispat ediyor. Sen 18 yaşında bir nesil büyüttün. Kaç nesil büyüttün? Yani sen programında doğan bir, başında doğan bir çocuk şimdi 18 yaşında üniversite, yani liseye gidiyor, öyle diyelim yani. Sen artık 8. rengi liseye gönderiyorsun. Üniversiteye de gidecek daha. Evet, daha bir kasiye, çocuk gibi bu da. Evet ya. Bir markete gitmiştim. Kasiyer kızcağız böyle gülümseyerek falan çarptı. Ben de çocukken sizin programlarınızı izliyorum. Nasıl bir duygu? Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti yani. Hatırladım onu öyle söylemesi. Tabii bir nesil büyüdü. Büyüdü yani, şeyle büyüdü. Şeyde geçenlerde çekim yaptığımda işte bir tanesi artık resim öğretmeni olmuş. İlk çekim yaptığında mesela amatördü değil mi muhtemelen? Hazırlık dönemindeymiş. Yani yetenek sınavlarına girmek için kurs görüyormuş bir yerde. O zaman röportaj yapmışım ben. Ama şimdi şu anda öğretmen, çocuğu var. Çocuğunu da konuşturdum. Mesela televizyonda kızını. O da resim yapıyormuş falan. İşte öyle şeyler oluyor. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Bir yerde oturuyorsun. Garson geliyor, diyor ki, yani isim vermeyeceğim, belki sen de şey yapmışsın, görmüşsün. Ben Kudret abiyi izliyordum zaten, diyor. Eskiden biliyordum diyor ben onu, diyor. O da diyor. 7. renk miydi diyor, 8. renk miydi neydi diyor. 10. köy. Bazen öyle diyenler de oluyor. Bazen kasıtlı olarak böyle 6. renk miydi, 7. renk miydi diyenler de var tabii. Canları sağ olsun, hepsinin canı sağ olsun. Biz güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Biz hiç olmazsa programlarımızda yani insanları, isimleri kötülemiyoruz. Yazılarımızda isimleri kötülemiyoruz. İşlerin güzellerini, iyilerini, etkin olanlarını, olumlu anlamda etkin olanlarını gündeme getiriyoruz. Gerisi onların sorunu, onların kişilik sorunu. Şimdi hayatında hakikaten 8. bir renk bu. Hem program, hem bu program, hem o, hem bu, hem de senin yazıların. Sebebi de şu: bütün kötülüklerden, bütün siyasetin çirkinliklerinden, hayatın gailesinden, hayatın zorluklarından tabii ki etkileniyordur belki, ama hani bir nefes olarak görüyorum, açılan bir pencere olarak görüyorum hani şey, renklere, doğaya bir pencere olarak görüyorum. Hayata biraz oradan bakma gerekliliği olarak görüyorum. Çünkü bütün programlar neredeyse, televizyonda özellikle, birbirine benzer içerikli. Bir konuk değişiyor sadece, içerik aynı, siyaset konuşuluyorsa siyaset, ama ne konuşuluyorsa böyle bir karamsarlık, sadece konu konuşmaktan ibaret. Ama bu programlarda, benzeri programlarda hani bir şey veriyorsun karşı tarafa. Ben programlarda genelde, yani burada da olduğu gibi, bütün kusurlarımla konuşuyorum. Yani
normal nasıl sohbet ediyoruz, sohbet ederken bazı sözleri küfür falan hariç tabii. Yani onları şey yapmıyoruz, saymıyoruz da argoyu da kaçmıyoruz. Arada bir şakalaşıyoruz. Yani günlük konuşma diliyle ve kusurlarımızla yani kendi adıma söylüyorum, kendi kusurlarımla birlikte bir şeyi ifade etmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bunu 8. renkte de yapıyorum ben. Yani bilmiyorum, insanlar belki de şey kusurlu konuşan insanlarda kendilerini bulabiliyorlar ama şeyi, olayı aydınlatıyorum mutlaka. Yani soracağım sorular var, onları dinliyorum, aydınlatıyorum. Susan olursa müdahale ediyorum hemen. Konuşturmaya çalışıyorum. İşte ya da onun konuşmasını ben tamamlıyorum. Bazen benim cümlem yarım kalıyor. Şey, konuk beni konuşturmuyor. Ya da ona da tanık oldum ben. Evet. Program montajlarında. Evet. Şimdi aradan önce söylediğimiz bir etkinlik demeyelim buna. Bir uygulama mı ne dersek. Bunu açık davet kavuşturabilir miyiz? Senin isminin de dahil olduğu 30 isimle birlikte bir parkta, adını şöyle vermeyelim, insanlar merak etsin ya, biraz geçsinler, tozsunlar o parkta, o 30 ismi görsünler, hangi parkta olduğu sende ve bende kalmak suret şartıyla. Şimdi şey, o 30 kişiden daha fazladır tabii. Adana'ya Adana'da yaşayıp da Adana'ya hizmet etmeye çalışan, sanatsal anlamda hizmet etmeye çalışan ve eden kişi sayısı tabii ama sadece o kadar değildir ama bilindik ama isimleri sayabilir misin? Aklında olan kimler olduğunuza biraz bahsetmiştin. Şimdi şey, mesela rahmetli Mesut Eray. Gerçekten Adana'ya çok hizmet etmiştir yani. Hala işte, onun çektiği fotoğrafların olduğu mekanlarda dolaşıyorum ben aslında. Evet. Daha dün şimdi bir restoranda, dün değil ya, geçen hafta pardon, bir arkadaşım vasıtasıyla gittiğim bir restoranda Adana resimlerine, fotoğraflarına şöyle dikkatimi çekti. Eski Adana'nın fotoğraflarını gördüm. Orada da bariz Mesut Eray'a ait olduğunu bildiğim bir fotoğraf karesi de vardı. Hoş, sanırım imzasını ya sildiler ya da altında bazen kaldı. Bazen yapıyorlar onu. Ya çerçevenin altında kaldı ya da bilerek. Ama işte hafızalardan silemiyorlar. O fotoğrafın kime ait olduğunu bilen insanlar biliyor. Yani şunu demek istiyorum, hala mekanlarda yaşıyor aslında. Evet. Mesut Eray. Mesut Eray'ın var. Yaşamaya devam edecektir. Evet. Yani şey, kişiliğiyle de iyi yönleriyle de, insani yönleriyle de iz bırakmıştır. Yaşamaya devam edecektir. Şöyle söyleyeyim ben. Bir parkta 30 kişinin özgeçmişleri. Tabii bir resmi bir kurumun desteğiyle. Gerisi sürpriz olsun yani, onları şey yapmıyor. Sonra nasıl bu ayuka çıkacak, herkes gelecek. Şimdi şu anda biz fazla şey yap. Baştan da şunu söyleyeyim, atladım ben. Bu işi yapmaya çalışan arkadaşımız edebiyatçı Mansur Ekmekçi isimli bir arkadaşımız. Adanalı mı? Adana'da yaşıyor. Önemli olan o değil mi? Tabii, pardon ya, Adana'da yaşıyor. Adana sanatına hizmet ediyor. Onun girişimleriyle, hatta böyle bazen de ısrara kaçan girişimleriyle işte 30 ismi bir araya getirdi bu arkadaşımız. İşte çeşitli kurum ve kuruluşlara önerilerde bulundu. Yani orada bilmem nerede, işte bilmem kimlerin isimleri geçiyor da Adana'da sanata ve kültüre hizmet eden kişileri neden ölümsüzleştirmiyorsunuz ya da bir yere duyuru şeklinde yapıştırmıyorsunuz, eklemiyorsunuz, işte artık onun şeyini sen tamamla. Bir kuruma gider arkadaşımız Mansur Ekmekçi, orada söz alır. Mesela ben kendim, herkes eşit olacak da orada. Benim özgeçmişim, sıfatlarım. Biraz fazla abartmış Mansur Ekmekçi ama sağ olsun, o onun iyi niyetidir. Ressam, köşe yazarı, radyo programcısı, ben üçünü biliyorum. Daha tabii ki kim bilir neler vardır da.
Radyo programcısı yazmamış herhalde. Yazmamışlar mı? Of, çok fazla olurdu. Ben ben hala konuğum burada. Yani öyle görüyorum. Ev sahibi gibi hissediyorum da yani radyoculuk anlamında. Yani radyocu dense çok ayıp olur. Yani kimler sahiplendi bu titri de sen mi sahiplenmeyeceksin? Yani tamam, şiir kitaplarım var benim. Ama ben... Şair değilim ben. Şair de yazmış sağ olsun Mansur Ekmekçi. Onu, temiz yüreğinden kaynaklanıyor onun. Onun fikri, onun girişimleri, onun çabalarıyla ve beklentisiz olarak, maddi beklentisi olmadan işte bu panolara bizim özgeçmişimiz, herkes, bu 30 kişinin özgeçmişi, fotoğrafları yani büyütülmüş şekilde asılacak, cam mekanların içerisinde halka sunulacak. Halk da işte şu kişi, bu kişi, işte Mesut Aydan bahsettik, işte Selahattin Baysal vardı galiba, şair Mustafa Emre var işlerinde, işte daha pek çok isim var. Yani resim alanında Ercan Kont var, evet, onu atlamayalım, ona da geçmiş olsun dileyelim buradan Ercan abiye de. Yani aralarında Mansur beni de layık görmüş sağ olsun. Benim de özgeçmişim ve fotoğraflarım o panoda yer alacak. O mekana gidenler, o parka gidenler işte görecekler. Bu bir sergi falan değil, sürekliliği olan bir durum değil mi? En azından herhalde bir yıl durur. Belki daha fazla. Yani bilemeyeceğim onu. Çünkü o park artık... sonradan ikinci açılışındaki amacına uygun olarak kullanılmıyor. Dolayısıyla hani belki bundan sonra hani huzur içerisinde 30 insanın fotoğraflarıyla o insanlar orada yani gezer, tozarlar. Onur duyarım. Yani ben afişlere falan, afişlerde yer almaya alışım çünkü yani sayısını bilmediğim kadar kişisel sergi açtım ve karma sergi açtım. Karma sergiyi organize ettim. Tabii elbette bunun afişleri, devasa afişler. 5 metreye, işte 4 metre, 3 metre gibi. Ya da ne bileyim ben işte 2 metreye, 3 metre. Aynı zamanda küçük küçük afişler. 30-40, 40-50, 35-50 civarında ebatlarda işte afişler. Etkinliğimizle ilgili hazırlanıp bütün Adana'ya dağıtıldı mesela. Yani ben o şeylere alışığım. Evet. Kendimi böyle büyük afişlerde görmeye de alışığım. Fakat bu başka bir şey. Bu diğer insanlar da görmeli, bilmeli afişi aslında. Yani Mesut Eray'ı bilmeli insanlar. Seni bilmeli, Ercan Kont'u bilmeli. Yani unutmamalı. Bilmeli en başta. Yeni nesil bilmeli. Bilenler de unutmamalı. Evet. Bu anlamda önemli. Ama Mansur Ekmekçi'nin, sevgili Mansur Ekmekçi'nin girişimleriyle başka kurumlarda... onların isimlerini vermeyeyim. Gerçekleşsin ondan sonra ben şey yapayım. Aslında bu olay da tam gerçekleşmeden... Ama tam açıklamadık bu arada. Ama sürpriz, biraz da sürpriz yani, olsun. Yine açıklayacak kişi o. Ama verilmiş sözler var orada. Sonuçta gerçekleşecek. Evet. Büyük bir ihtimalle %99 gerçekleşecek ama başka kurumlarımızda işte bu isimlere yine sahip çıkacak galiba. Onlar da söz vermişler. Onlar neler yapacak, neler ortaya koyacak bilmiyorum. Böyle üstü kapalı bir şekilde bu olayı da anlatmış olduk. Anlattık. Yani. Bu anlamda yani çabası ve heyecanından dolayı sevgili Mansur Ekmekçi'ye ben teşekkür ediyorum. Yani Mansur Ekmekçi'yi bu programda da görmek isterim bu arada. Yani. O çok güler yüzlü, şeker gibi. Tamam işte, ne güzel, tam da aradığımız bir konuk. İstediğimiz tabii, bir tabii, konuk tabii, tarzı. Alırız. Karakteri daha doğrusu. Çok güzel bir de şiiri var onun. Böyle ben kılıbık değilim mi ne, öyle bir şeydi galiba. Onu okur, çok güzel, çok güzel. Aa, güzel, tamam, çok renkli bir kişilik, renkli bir programımız olur. Bu bahsettiğin etkinlik gerçekleşsin. O zaman. Ondan sonra programımıza konuk alalım. Alalım, onu, o şiiri de, o şiirini de ondan dinleyelim. Mükemmel, çok güzel olur. Evet. Çok iyi olur, güzel bir açılış. Güler yüzlü bir program olur. Her zaman olduğu gibi bizim programımıza surat asık bir insan gelmiyor. Gelse bile programın sonunda i̇şte güler yüzlü. Baştan oluyor. Nasıldı? Şimdi nasıl? Gülmeye başladım. İşte açıldım. İşte bu programımızın en güzel tarafı da o. Zaten programdan hemen önce söyledim sevgili dinleyenler. Kudret abinin böyle dedim. Ya suratın asık ama program sonunda sen gülüyor olacaksın. Evet dedi. Öyle zaten dedi. Nitekim
program bitti. Sen gülmeye başladın. Program görevini tamamlamış oldu. Böyle. Gülerek tamamlıyoruz hiç olmasa yani. Bu da güzel bir şey. Kesinlikle. Evet. Keşke her gün program olsa. İnsanlar ilaç kullanmak istemez. Direkt programla. Direkt güler programla. Yüzlü olabilir. Evet. Evet, programımızın bugün bu hafta bu bölümün ilk bölümümüzün yeni dönemin ilk bölümümüzün sonuna geldik. Bu hafta başla baş teke tek bir program gerçekleştirdik. Birkaç isim de geçti tabii şeyde arada. Elbette. Onlar da şey böyle soyut sanal konuk mu? Ne derler onu bilmiyorum. Yanlış andık. Bir şey kullanmayayım. Yok yok andık. Evet. Bir sonraki programımız 23 Ekim'de. Evet. 23 Ekim Salı günü 13.30'da konuklu programımız olacak. Evet. İlk konuğumuzu ağırlayacağız. Bu dönem ilk konuğunu ağırlayacağız. Keşke son dakika değil de daha önce söyleseydim. Belki Ramazan hocamız konuk olacaktı. Ama işte son dakika hatırlatınca onun da işleri olunca programımıza gelemedi. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani sezon içerisinde tabii ağırlarız. İlla sergisi olmak zorunda değil. Evet. Sanat olsun yeter. Sanata dair konuşan, çok güzel konuşan bir insan. Evet. Yani deneyimleri olan, birikimleri olan. Bizim aradığımız yeterlik de bu zaten. Evet. Bize bu yetiyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Kudret abi. Ben teşekkür ediyorum. Beni güldürdüğün için. Bu arada. Bu arada özlemişim. Bu program olmasa görüşemeyeceğiz seninle. Aylardır görüşemiyoruz yani yüz yüze. Yazın bir iki defa görüştük galiba değil mi? Öyle ya evet. Çok az oldu. Bu kadar uzun süreli konuşamadık, sohbet edemedik. Bu aracıyla programımızı da çıkarmış olduk. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Radyo Başkent dinleyicilerine de teşekkür ediyorum. Hı hı. Güzel bir söyleşi oldu. Yani doğal bir söyleşi oldu. Daha nicelerine diyorum. Daha nicelerine. Bir şey daha söylüyordun. Sevgiyle, saygıyla, barış içerisinde kalsınlar. Sanatla yaşasınlar. Sanatı, sanatçıyı, sanatseveri asla unutmasınlar. Görüşmek üzere.